Ben yurt dışındaki medyayı çok yakından izleyen, bu alanda da çalışan bir gazeteciyim. Yani şimdi o kadar farklı yorumlar var ki, yani Türkiye'de İmamoğlu'na ilişkin yapılan muhalefete yönelik özellikle seçim öncesi tavır olduğu kesinlikle söyleniyor. Sonucu şöyledir, böyledir tartışmanından ziyade hukuksuzluğun belgesi olduğunu ifade ediyorlar bir biçimiyle. Şimdi böyle bir süreçten tam belki çok önemli olan nokta da o olsa gerek. Nasıl kurtuluruz? Ya tabii burada hani yargı süreçlerinde şimdi bu kadar şeyi söyledik ama yargı süreçlerine ilişkin de gerçekten ettiği yeminin arkasında duran şey de var. Yani bunun hakimler var, savcılar var, yargı mensupları var. Bunun da hakkını vermek gerekiyor şimdi. Evet, bir taraftan yargının üzerinde baskı yapıyorlar ama yargıda da bir direniş var. Onu da görüyoruz. Yani bizim de mesela üst üste işte yarın açıklayacağız. 2-3 açtığımız davada hemen yürütmeyi durdurma geldi, iptal kararları geldi. Bunlara baktığınızda da gerçekten hukukun üstünlüğüyle hareket eden yargı mensupları da var ama iktidarın da üzerlerinde çok yoğun bir baskının olduğu ve sarayın savcıları da var, sarayın hakimleri de var ama cumhuriyetin savcıları, cumhuriyetin hakimleri de var. Böyle bakmak gerekiyor. Yani En ufak Berlin'de hakimler var anlayışı aynı zamanda Türkiye'de de var diyebilir miyiz? var, tabii ki var. Yani bakın şöyle bir şey, Cumhuriyet öyle güzel bir yapılanma kurmuş ki zaten sistem öyle, sigortası derim ya ben hep böyle kurum ve kuruluşların. Bu sigorta aslında sistemin herhangi bir noktasına görev alan herkes aslında. Bir kişi bile bazen verdiği bir bilgiyle o sigortayı attırabiliyor. Gerçekten sistemin bozulmasına izin vermiyor. Timur Soykan'dan mı bahsediyorsun? Evet, mesela Timur Soykan bütün her şeyi gizlediler, kapattılar üstünü ama Timur Soykan bir haber yaptı. Medya bunun üzerine bir gitti ve orada işte toplumun aslında tepkisi önemliydi. Bakın hangi siyasi görüşten olursa olsun 6 yaşında bir çocuğuna karşı bu toplum sessiz kalmadı. Bakın sessiz kalmadı. Bence toplumun vicdanı bu işte. Aslında hani ne yapacağız dediğiniz yer var ya, işte o sessiz kalmama hali, tavır hali, işte Diyanet İşleri'nin Cuma fetvasında 18 yaş rüştünü açıklaması gibi şeylere baktığınızda bunlar toplumsal baskıyla olan şeyler. Ama işte Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği münferit olay deyip geçti. Böyle bir şey olamaz yani. Ne demek münferit olay? Yani bunun sistematik olduğu, tarikatlar üzerinden yürüdüğü belli. Hatta gözaltına alındığı için ebeveyni ve cinsel istismarda bulunan kişiler tarikat mensupları geldiler. Mahkemenin önünde azgın azınlığın yüzünden alındı diye açıklama yaptılar. Yani onlarla ilgili bir işlem yapılması gerekiyor. Yani 6 yaşında kız çocuğunun istismarına yönelik bir olay yaşanıyor. Bunun üzerine kamuoyunun tepkisi var ve sonrasında gözaltına alıyorlar, alınıyor. Bunu yapılanlar tutuklanıyor ve bunun üzerine tarikat geliyor, açıklama yapıyor. Diyor ki onlar suçsuzdu diyor. Yani hala o istismar sürecini teşvik ediyor ve bunlarla ilgili hiçbir şey yapılmıyor ama aynı süreçte biz geçen hafta şiddet zirvesi vardı Ankara'da, kadına yönelik şiddet zirvesi. Canan Güllü'nün çağrısıyla aslında bütün örgütler, kadın örgütlerin kadın başkanları, kadın örgütlerinin de olduğu bir aslında gösteri düzenledik şiddet zirvesinin olduğu otelin önünde. Bizi bile orada 5 dakika durdurtmadılar. 5 dakika. Bakın insanlar geliyor, insanlar da demeyeyim tarikat mensupları geliyor. 6 yaşında Ben açık istismar. edebilir bir şey söyleyebilir miyim? Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür insanların iğrenç yaratıklar olduğunu ben suç işliyorum eğer o anlamdaysa. İğrenç yaratıklar bu kabul edilebilir bir durum. Yani iğrenç yaratıklar demek istiyorum. Naletlemek falan ötesinde gerçekten bunun adı budur. Başka bir şey olamaz diye düşünüyorum. Buyurun. Ya tabii
İnsan evladı böyle bir şey yapmaz. Onu söylemek gerekiyor. İnsan evladı böyle bir şey yapmaz. Şimdi aynı şey yine Manisa'da yaşandı biliyorsunuz. Hale Gönültaş gündeme getirdi. 12 yaşında işte yine bir taciz, tecavüze uğrayan bir çocuğun devlet korumasındayken işte kaybolması ve bunun üzerine haber yapıldıktan sonra işte bir hafta 10 gün içerisinde bulunması ve o bulunma sürecinde kayıp olduğu süreçte ne olduğuna dair herhangi bir bilgi olmadı. Bugün de Canan Gürlü yine Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı bir açıklama yaptı. Yani bu devletin korumasında olan bir çocuğun kaybolması ve sonra da işte kamuoyunda gündeme geldi diye tekrar bulunmasının arkasından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaptığı açıklamanın gerçekten tatmin edici olmadığı, doğru olmadığına dair bir açıklama yaptılar. Şimdi devlete çocuklarınızı emanet ediyorsunuz. Fakat devlet bunu korumuyor. Zaten Sosyal Hizmetler Bakanı'nın 2 yıl önce işte 6 yaşındaki çocuğa istismar mevzusunu biliyorduk demesi zaten bunun bir göstergesi. Daha önceki Sosyal Politikalar Bakanı işte bir kereden bir şey olmaz demişti erkek çocuklarının taciz edilmesine karşı. Dolayısıyla aslında sistem gerçekten sıkıntılı ve giderek daha da kötüye gidiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında hem kendi çocuklarına sahip çıkamadığı, laiklik ilkesine sahip çıkamadığı, bu istismarların arttığı, kadın cinayetlerinin arttığı, buna karşı tepkiler koyan insanların gözaltına alındığı, onlar gibi düşünmeyen insanların susturulmaya çalışıldığı, tutuklandığı, cezaevlerine koyulduğu bir dönemden geçiyoruz. Gerçekten hani bu noktada hepimizin biraz insan kalmaya ihtiyacı var. İnsan olmaya ihtiyacı var. Biraz vicdanlı davranmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum.